ve faiz kararının yansımalarına bakacağız. Önce gazetelerden takip edelim. Tabii ki bunun yanı sıra farklı farklı yorumlar da var ekonomi otoritelerinden. Ama önce Bir Gün gazetesindeki haberi paylaşacağım. Faiz kur kıskacı, nefes almak yok diyor Bir Gün gazetesi. Seçim sonrası nasıl unutuldu? Faiz artırımları peş peşe geldi. Politika faizi %25'e çıkarıldı ve faiz kur kıskacında AKP iktidarının aldığı her kararın faturası halka çıkıyor. Faiz oyunları da tutmuyor diye yorumlamış Bir Gün gazetesi. Tabii ekonomiyi iflasına eşiğine getiren iktidarın yol açtığı enkaz gün geçtikçe derinleşirken faiz oyunları da devam ediyor diye sözlerine, yazısına devam etmiş efendim bu sabah Bir Gün gazetesi. Faizdeki artışın ardından da kredi kartı, kredili mevduat faizleri artacak. 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak yeni faiz oranları en temel ihtiyaçlarını bile kredi kartı ve nakit avans kullanarak karşılayan toplum kesimleri için geçinmeyi biraz daha zorlaştıracak. Tabii ki bunun farklı farklı anlamları ve yorumları var. Dolar kurundaki düşüşe tanıklık ettik ama bu kez de faizin yükselmesiyle birlikte zaten borç sarmalına gömülmüş olan toplum, kredi kartına mahkum olan toplumumuz daha fazla kredi kartı faizi ve kredi faizleriyle karşı karşıya kalacak. Tabii başka gazetelerden devam edelim. Yeni Çağ gazetesinden Nas rafa kalktı, faiz katlandı. Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle de Nas çıkışı çokça gündemdeydi. Bu konudan yola çıkarak Nas rafa kalktı, faiz katlandı diyor Yeni Çağ gazetesi. Merkez Bankası faizi piyasa beklentilerinin çok üzerindeki artışla %25'e yükseltildi ve yapılan açıklamada kurul dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir denildi ve ekonominin uzmanları da faizi %20 olarak bekliyordu ama Hafize Gaye Erkan'ın göreve gelmesinden sonra %25 olarak sürpriz bir açıklama yapıldı. Peki bunun dışında başka adımlar gelecek mi? Elbette gelecek ama o adımları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ek vergiler biliyorsunuz ki Mehmet Şimşek'in gündemindeydi ve o ek vergilerle ne yazık ki boynumuz büküldü. Bir sabah uyandık ki her şey daha fazla pahalanmış ama tabii ki bu zamların acaba bu faiz kararı önüne geçebilecek mi? Enflasyonu düşürmeye yetecek mi? Hayat pahalılığını, gıda ve temel ihtiyaçlarda ulaşmadaki zorlukları ortadan kaldırabilecek mi? Bunu zamanla inceliyor olacağız. Özgür Demirtaş, Profesör Doktor Özgür Demirtaş'ın tweet'i vardı. Bu konuyla ilgili kendisiyle aslında dün kısa bir görüşme de yaptık. Ama en azından iyi olarak değerlendirdiğini söyleyebilirim. Hilal'cim, hocamızın da tweet'ini hemen paylaşalım. Ama tabii ki bunu zaman göstereceğini rasyonel zeminlere göre bilimsel olarak değerlendirdi sevgili hocamız Özgür Demirtaş. Diyor ki Türkiye ekonomi modeli denen şey bugün itibariyle bitti. Merkez Bankası'nı tebrik ederim dedi. Kendisi Merkez Bankası'nın bu kararından mutlu. Fakat Türkiye'ye özgü ekonomi modelinin çökmesinin üzerinde durdu. Dünyaca ünlü önemli profesörümüz Özgür Demirtaş. Tabii Haziran ayından sonra faiz artışlarını da başlayan Merkez Bankası Ağustos faiz kararını açıklayınca piyasalarda şok etkisi başladı ve 750 bas puanlık bir artışla politika faizi %17,5'tan %25'e yükseldi. Pek çok ekonomiste göre bu hiç beklenmedik ama enflasyonla mücadele için olumlu bir adım olsa da yeterli değil. Zaman gösterecek her şey. Faiz artırımının kademeli olarak devam etmesiyle birlikte parasal süreçte istikrarlı ve kademeli bir şekilde gittiğimizi düşünüyoruz. Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artırım kararı gerçekten sürprizdi. Hiç kimsenin öngörmediği bir karardı. Bugünkü adım tabii ki cesur bir adım Merkez Bankası açısından. Gerektiği anda gerekli faiz artışlarının tekrar yapılacağını da ortaya koyuyor. Merkez Bankası yüksek enflasyonla mücadele için şok faiz arttırdı. Politika faizini 7,5 puan yukarı çekerek %17,5'tan %25'e yükseltti. Döviz kuru üzerindeki etkisi saniyeler içinde görüldü. Merkez Bankası şok faiz artırımına gitmeden önce dolar kuru 27 lira 22 kuruştu. Saat 14'te politika faiz kararı açıklandı.
açıklandı. Dolar 26 liraya kadar geriledi. Gün içinde 25 lira 78 kuruş seviyesine geldi. Kurlarda %3,5'a varan bir geri çekilme söz konusu. Anladığım kadarıyla Merkez Bankası biraz devreye girmiş gibi görünüyor. Satış yönlü piyasalara müdahale ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülerin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda enflasyon raporundaki tahmin aralığının üst sınıra yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Yıl sonu enflasyonu aslında Merkez Bankası'nın tahminlerimizle çok üzerinde olacak diyor. Enflasyon önce vatandaşı vurur, sonra iş dünyasını vurur, sonra da kamuyu vurur, devleti vurur. Biz bunun üçüncü aşamasına çoktan geldik. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %58'e yükseltmişti ama faiz kararında daha da yükselebileceğini açıkladı. Para politikasında sıkılaşma yüksek enflasyon dezenflasyona yani düşük enflasyona dönünceye kadar devam edecek dedi. Faiz artırımının da devam edeceğinin sinyalini vermiş oldu. 28 Temmuz'dan ataması yapılan 3 başkan yardımcısından sonra karar mekanizmalarının önemli ölçüde değişmiş olduğunu bize gösteriyor. Dünya belli bir sıkılaşma moduna girerken ben illa faizi indireceğim inadıyla TCMB gittiği tarihten itibaren aslında kur fırladı gitti. Merkez Bankası'nın başkanlığına Hafize Gaye Erkan atandığından beri faiz artışı yapıyor banka. Ekonomistlerin öngörüsü 22 Haziran'daki ilk kararında yüksek bir artışla politika faizinin %25'i bulmasıydı ama piyasa beklentisinin altında kısıtlı bir artışa gitti. Kısa süre sonra ise para politikası kurulundaki 4 üyeden 3'ü değişti. Düşük faiz politikasını eleştiren Cevdet Akçay da yeni üyelerden biriydi ve yeni kurulun ilk faiz kararı şaşırttı. 750 baz puanı artışa imza attılar. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dışında alındığına ihtimal vermiyorum. Yeni Merkez Bankası yönetimi ve ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı faiz artırımlarının zorunlu olduğuna ikna etmişler. Merkez Bankası geçen hafta bankalara kur korumalı mevduat hesaplarını azaltın talimatı göndermiş. Ekonomistlere göre mevduat ve kredi faizlerini artıracak bu adımla Merkez Bankası kendi artıramadığı faizi bankalar üzerine yıkmıştı. Bu kez kendi de şok faiz arttırdı. Ama döviz ihtiyacının yüksek olduğu bir dönemde kur korumalı mevduat üzerinde etkisinin kısıtlı olacağı görüşünde Profesör Doktor Yalçın Karatepe. Vatandaşın enflasyonun neredeyse 40 puan altında bir TL faizine razı olarak TL'ye dönmesini beklemek çok makul bir durum olmaz. Ekonomistlere göre sadece Merkez Bankası'nın politika faizini arttırması tek başına enflasyonla mücadeleye yetmez. Merkez Bankası bugün doğru adım attı ama siyasetin de iş dünyasının da artık odağının sadece enflasyon olması gerekiyor.